Herkese merhabalar. 8. sınıf İngilizce ikinci dönem birinci yazılı hazırlık provamız başlıyor. Herkes arkasına yaslansın. Emniyet kemerlerini bağlasın. Are you ready Tonguç? I'm not ready teacher. Hiç endişelenmene gerek yok. Hazır olmasan da hazır olsan da birazdan mükemmel bir şekilde ilerleyeceğiz. Ve Milliyetin Bakanlığı konu kazanımları belli. Hangi kelimelerin geleceği belli. Hocam bir sürü kelime var unutuyorum. Hiç unutmayacaksın Tonguç'um. Zaten yazılı notlarında da biz bu kazanımlara uygun şekilde kelimelerin hepsini verdik. Buradan tekrar edeceksin. Zaten... Yazılı notlarındaki kelimeler, yani birazdan yazılıda çıkacak olan kelimeler LGS'de de karşına çıkacağı için bunları çok iyi bir şekilde öğrenmen lazım. Hocam LGS'de İngilizce zor mu? Hiç zor değil İngilizce Tonguç'um. Sadece kelimeye dayalı bol bol soru çözdüğünde Dinamo Soru Bankası'ndan veyahut da kendi soru bankalarından bol bol soru çözdüğünde kelimeleri bildiğinde LGS İngilizce'yi de yazılı İngilizcesine çok güzel çeksin. O zaman şimdi arkamıza yaslanalım. Hocam gramer bir kelime bilmek mi önemli? Gramer önemli ama sınavda gramer sorulmuyor. Daha çok Kelime bilmek önemli Tonguç'um. Bu sorunun cevabını söylüyorum. Daha çok kelime bilmek önemli. LGS İngilizce ve okul İngilizcesinde de kelime bilmek ...gelirsen, kelimeleri güzel güzel tekrar edersen yazılı notlarından süper notlar alabilirsin. Burada zaten biz bütün kelimeleri tek tek verdik. Bak burada yazıyorsun, hatta buradan da böyle tık atarak ilerliyorsun. Artificial, Award, Behave, Blind diye tek tek ilerliyorsun. Hadi bakalım o zaman. Şimdi yazılı programımıza başlayalım. Evet arkadaşlar... YouTube'dan daha fazlası canlı yazılı provaları yani hocalarla soru cevap şeklinde Akademi.com'da sizleri bekliyor. Mutlaka burayı da ziyaret etmenizi tavsiye ediyoruz. Burada ziyaret ettiğinizde canlı yazılı provalarını izleyebilirsiniz. İkinci dönemin ilk yazılıları başlıyor. Yazılıdan yüz aldıran canlı yazılı provaları Akademi.com'da Tüm derslerde en kritik konular, yazılıda çıkacak önemli kavramlar ve YouTube'dan çok daha fazlası canlı yazılı provalarında. Sen de okul sınavlarına canlı yazılı provalarıyla hazırlan. Yazılılardan yüz almayı garantile. Detaylar Tonguç www.bilgiçakademi.com'da. Şimdi arkadaşlar second semester first exam subjects yani ikinci dönem birinci sınav konuları student notes öğrenci notlarındayız. The internet ünitesinde buradan da LGS'de bir soru gelecek yazılımımıza da sorular gelecek. Eğer my internet is broken diyorsan yani internetim yani şey nedir onun adı e, genel ağım kırılı demek istemiyorsun. Yani koptu internet ağım koptu. Veyahut da would you like to join our whatsapp group burada da bir öneri yani offer e ee, öneride bulunuyorsun. Kabul edebilirsin. I would like to diyebilirsin ya da no I wouldn't da diyebilirsin. Fark etmez ama bizim WhatsApp grubumuza katılmak istiyor musun diye sorabilir. Şimdi veyahut da internet alışkanlıkları hakkında konuşabiliriz. I surf on the internet for recipes and cures. Ben tedaviler ve yemek tarifleri için dolaşıyorum diyor internette. Bizler de işte online ön için dolaşıyoruz. Farklı farklı şeyler için dolaşabiliyoruz. Şimdi başlayalım. Burada kelimelerimiz var. Direkt kelimelerle ilerliyoruz. Sizler yazın notlarınız yanında buradan kelimelerin de üzerinden geçin. Ve şimdi biz dikkatli dinleyin arkadaşlar. Tonguç'um sen de dikkatli dinliyorsun. Şimdi... Burada bilmediğimiz kelime var mı Tonguç Eladın benim? Search Engine. Search Engine arama motoru demek. Yani böyle Google gibi şeyler. Search Information ne demek hocam? Search information Information'da Bilgi için araştırmak demek Tonguç benim. Tamam şimdi başlayalım. Diğerlerini biliyorsun demek ki. Pay the bills faturaları demek. Logout çıkış yapmak. Upload da yüklemek. Evet. Download indirmek. Upload da yüklemek. Mesela biz şu anda video yüklüyoruz size. Şu anda İngilizce yazılımımızı size yüklüyoruz. Siz de bunu izlerken download yapıyorsunuz. Şimdi bakalım. My favorite bıdı bıdı is Google because I can find everything in it. Benim favori arama motorum diyecek. Yani şu D olacak. Buraya yazıyorum. Search engine. Benim ...favori arama motorum... E, ...Google'dur diyor... ...çünkü... ...I can find everything it... ...çünkü bulabiliyorum... ...her şeyi onun içinde diyor... ...tamam... ...buraya bakalım... ...I don't... ...o zaman D bitti bunu eledik... ...I don't use internet... ...interneti kullanmıyorum... ...to bıdı bıdı... ...I only play online games with my friends... ha ...bu diyor... ...tam seni girmiş... ...yani ben diyor... ...interneti diyor... ...to search information... ...bilgi... ...araştırmak için kullanmıyorum diyor... ...to search for information kullanmıyorum diyor... I only play online games with my friends. Ben sadece oynuyorum online oyunlar arkadaşlarım ile diyor. O zaman search information da gitti diyoruz. Tamam. Şimdi. After you use your social media account. Sosyal medya hesabını kullandıktan sonra. You should ne olacak Tonguç Şehlad'ın benim? Log out. Aynen çıkış yapmak. Yani log out diyecek. You should log out. Or else somebody may use it. Diğer türlü başka biri kullanabilir diyor. O zaman logout'ta bitirdik. Gerçekten de hangi sosyal medya aracımız olursa olsun. ister WhatsApp olsun, ister Instagram, ister Snapchat fark etmez. Zaten çoğu da zararlı ama bunlardan çıkarken mutlaka kilit koymak lazım. Girdiği zaman başkası görmemesi lazım. As you know bildiğiniz gibi I have lost my job. İşimi kaybettim diyor. So I cannot pay the bills demesi lazım. Yani pay the bills faturaları ödemesi demek. Bill diye isim var hocam. Adama fatura mı diyorlar? Evet. Kill Bill diye hatta film de var. O Bill fatura demek değil. Yani insanlara fatura demiyorlar ama diye de bilirler. Fark etmez. Herkes herkese her şeyi diyebilir. Sıkıntı yok. Şimdi. I have the Instagram app. Instagram aplikasyonum var. But I don't bıdı bıdı my videos in Buraya ne gelecek o zaman Tonguç? Upload hocam. Harikasın. En sona zaten o kalmıştı. Onu da mükemmel bir şekilde bildin. Upload my videos init diyebiliriz. Yani ben videolarımı upload ediyorum diyebiliriz. Yani yüklüyorum diyebiliriz. Benim de Instagram aksesyonum var fakat yüklemiyormuş. Mantıklı. Yani sadece demek ki şey yapıyor, stalk yapıyor. Geldik buraya. Fill in the blanks with the given words. Verilen kelimeler ile boşlukları doldurun diyor. Dolduralım bakalım. Şimdi burada comment neydi Tonguç? Comment hanım yorum yapmak demek hocam. Harikasın. Comment yorum yapmak demek. E, connection sign işte. Ee, bağlantı e, şey ikonu demek. Round trip gezmek demek. Upload yüklemek, download indirmek demek. Ee, internet edik de, internet bağımlısı. Sen günde kaç saat internet kullanıyorsun? Ben al günde 23 saat kullanıyorum hocam. Tamam, o zaman sen internet bağımlısı sayılmazsın çünkü 23 saat kullanıyorsun. 24 saat internete giren insanlar e, internet bağımlısı. Evladım ne yapıyorsun? Ne? 23 saat şaka mı yapıyorsun? Günde bir saatten fazla girmemen lazım. Dikkatli ol aman diyeyim. Şaka yaptığını biliyorum ama yine de dikkatli ol. Her şakanın altında bir gerçeklik payı vardır. Logout'ta çıkış yapmak demek. Şimdi başlıyoruz to copy files from your computer to a website yani bir dosyayı bilgisayarından bir web sitesine yüklemek yani upload o yüzden buraya şuraya d yazmıyorum direkt upload yazıyorum kafa karışmasın direkt upload'u yazdım. Try opinions under the post. Postların yani e, paylaşılan şeylerin altına yorum yazmak. Bu da ne oluyor tabii ki? Comment. Hemen yazıyorum buraya. Comment. Yorum yazmak diyoruz. Şu comment'i ve upload'u eleyelim ki kafamız karışmasın. Mutlaka sınavda sen de böyle eleyerek gitti Tonguç'um. To copy files from a website to your computer. Yani bir web sitesinden kendi bilgisayarına indirmek. O zaman da ne oluyor? Download oluyor. O zaman buraya da download yazıyorum. Tonguç evladım benim. Buraya da download yazdık. A person who uses the internet too much. İnterneti çok fazla kullanan insan diyor. Yani internet bağımlısı oluyor. Aynı senin gibi 23 saat internete giren kişi. O zaman buraya da internet addict yazıyorum. İnternet addict diyorum. Tonguç evladım benim. Online or offline. Yani bağlantılı olmak ya da bağlantı olmamak. Bu da connection sign. Yani bağlantı işareti. Connection sign diyebiliriz. To log off'ta çıkış yapmak. Log off çıkış yapmak olduğuna göre o zaman burada da ne olacak? Log out diyoruz. O zaman buraya da G yazalım. Log out. To go and come back. Girip çıkış yapmak. Yani bu da round trip oluyor. Girişik yapmak. Round trip diyoruz. Ve bunu da round trip olarak yazdık. Bu kelimelerin hepsini güzel güzel çalışacağız sonuçta. Gel, bunlar çünkü LGS'de çıkabiliyor. Şimdi burada true false'muz var. True ya da false diyeceğiz. Right true or false or doesn't say. Ya da söylenmez diyebilirsin diyor. Bakalım. Şimdi. The internet is very important for us nowadays. İnternet çok önemli bizim için bugünlerde. It makes our life easier. O yapıyor bizim hayatımızı kolaylaştırıyor. Daha kolay yapıyor. Doğru. We can reach any information whenever we want. Biz ulaşabiliyoruz birçok yani istediğimiz e, bilgiye ne zaman istersek whenever we want. Also aynı zamanda we can communicate with our friends. Biz iletişim kurabiliyoruz arkadaşlarımız ile. Even with strangers. Hatta yabancılar ile, yabancılar ile de iletişim kurabiliyoruz. But fakat we should be careful while talking to them. Fakat biz dikkatli olmalıyız while talking to them. Onlar ile konuşurken, onlarla konuşurken dikkatli olmalıyız. We should be careful. They may not be who they say they are. Onlar, onlar olmayabilir. Ne olmayabilir? değer, yani. oldukları, söyledikleri kişi olmayabilirlerdi. Yani adam e, ismine işte Abdurrezzak der ama normalde Michael olabilir. Michael der ama Abdurrezzak olabilir. Dikkatli olman gerekiyor. Şimdi, true false'a ilerliyoruz sonuçta. Şimdi bu arada e, bakalım. We can use the internet to search information. Biz kullanabiliriz interneti, genel ağı bilgiyi araştırmak için kullanabiliriz. Bu doğru mu yanlış mı Tonguç'um? True. Harikasın. Bu doğru. O zaman buraya hemen şöyle true diye yazıyorum. Tebrikler. İlk soruyu doğru yaptım. We can't communicate with friends on the net. Biz iletişim kuramayız arkadaşlarımız ile genel ağda iletişim kuramayız. Diyor. Bu doğru mu yanlış mı Tonguç'um? False. Tabii ki yanlış. Kurabiliriz. Ne var ki yani şu anda WhatsApp'ta internet demek, Facebook'ta internet demek, Instagram'da, Twitter'da işte Snapchat hepsi internet demek. Dolayısıyla bunlarla iletişim kurabiliyoruz. We can trust strangers. Biz yabancılara güvenebiliriz değil mi Tonguç evladım? True. Hayır güvenemeyiz. Ne true's evladım ne alakası var? False. Saçma sapan konuşma. Asla güvenemeyiz yabancılara. Mutlaka dikkatli olacağız Tonguç'um. Çok dikkatli olacağız. We can keep in touch with strangers. Biz e, keep in touch bu arada communicate demek Tonguç evladım. Bunu yazalım. Communicate. Yabancılarla iletişim kurabiliriz diyor. Bu doğru mu? False. Hayır false demeyeceksin. Bu doğru. Buraya true diyeceksin. Sen şimdi bu az önceki we can trust strangers'a karıştırdın. Şimdi we can trust strangers yabancılara güvenebiliriz. Hayır göremeyiz. Bu yanlış. Ama yabancılarla iletişim kurabiliriz. Hatta burada dedi bak. Also we can communicate with our friends even with strangers. Yabancılarla iletişim kurabiliyorsun. Yani bak arıyorsun tanımadığın birine mesaj atabiliyorsun. Ama dikkatli oluyor. Dolayısıyla bu doğru. Sen yanlış dedin ama bu doğru. Fakat dikkat olmamız lazım. ''We can use internet to do homework.'' Ödevi, e, ödev yapmak için interneti kullanabiliriz. Buna true ya da false denmez. Buna e, doesn't say diyebiliriz. Söylenmez diyebiliriz. Doesn't say. Bu burada söylenmemiş çünkü yani. Burada söylenmemiş ki. Söylenmemiş bir şey hakkında true ya da false diyemeyiz. Bu doğru esasında. Ödevimiz için internet kullanıyoruz ama... ...burada söylenmediği için doesn't say dememiz gerekiyor. Geldik şimdi diğer ünitemize. Adventures ünitesine. Macera dolu Amerika. Macera yaşayacağız. Skydiving is more exciting than diving demiş. Yani paraşütle atlama daha heyecan vericidir. normal dalgıçlıktan. Hakikaten denizin altına dalıyorsun. Bir de işte gökyüzüne dalıyorsun. Tabii ki gökyüzüne dalmak çok daha heyecanlı oluyor Tom şeylerden benim. Devam ediyoruz. I need a backpack and a torch. Ben bir sırt çantasına ve bir el fenerine ihtiyacım var diyor. I prefer mountain biking because it is more fun. Ben tercih ediyorum dağ bisikletini çünkü çok eğlenceli diyor. Şimdi Burada e, az önceki sorularda anlaşılmayan bir şey yok değil mi Tomuç Burada hepsini öğrendik Keep yani. in touch ne demek hocam? Keep in touch yazdım ya, evladım. Communicate demek. Yani iletişim kurmak. Yani biriyle sürekli iletişime kalmak anlamında da kullanılabiliyor. Sadece biriyle iletişime geçmek anlamında da kullanıyor. O yüzden buraya true diyeceğiz. Buraya dikkat ettim Tomuç Şimdi geldik buraya. Burayı da bitirmiştik. Hemen şuraya başlayalım. Burada bir sürü resmimiz var. Bunları yapmaya çalışacağız. Match the adventure sports with the pictures. macera sporların resimlerle eşleştirin diyor. Başlayalım. Şimdi go rafting Rafting yapmak burada belli. Do bungee jumping, bungee jumping yapmak. Go scuba diving, dalış yapmak. Go caving, mağaracılık yapmak. Climb a mountain. Nedir to climb a mountain Tonguç'a evladım Dağ tırmanmak. dağ tırmanmak. Flying in a hot air balloon. Yani bu nedir Tonguç? Kapadokya göreme hocam. Aynen kapadokya göreme de yapılıyor değil mi? Yani kapadokya göreme demek değil de bu. Sıcak balonla e, uçuş yapmak demek. Yani balon uçuşu. Go on a jeep safari bir şey yapmak nedir ona da jeep safarisi yapmak ve join a motorcycle tour bir motosiklet turu yapmak diyebiliriz. Şimdi başlayalım. Bu birincisiyle başlayalım. Ee, burada ne olacak ne diyeceğiz? Şimdi bakalım bakalım bakalım. Bu adam ne yapıyor mesela? Buradan başlayalım Tonguç bu Eren'den. Hocam hiç bungee jumping yaptınız mı? Ben hiç yapmadım. Yalan söylemeyeyim ama bu adamın yaptığı bungee jumping. Bunu da bildiğini bana soru sorarak, beni köşeye sıkıştırarak söylemiş oldum. Sıkıntı yok. O zaman buraya yazıyorum. Do bangi jumping. Do bangi jumping diyoruz. Şimdi bunu yaptık. Ee, bu ne olsun? Burada biz tabii ki go scuba diving diyelim. Go scuba diving. Tam scuba dalışı güzel. Deniz su altı dalışı diving dedik. Bu belli zaten. Ee, bu da tabii ki nedir? Join a motorcycle tour. Join katılmak. E motorcycle motorcycle bir ...motor, bir motosiklet turuna katılmak. Tamam. Ee, bu belli zaten. Fly in a hot air balloon. Fly in a hot air balloon. Tamam. Ee, buraya baktığımızda bu belli zaten. Jeep tırmanıyor. Go on a Jeep Safari. Safari turuna katılıyor Jeep ile. Tamam. Ee, bu belli zaten. Go caving yani... Mağaracılık yapmak go caving diyoruz. Devam ediyorum. Burada da rafting yapıyorlar. O zaman go rafting diyebiliriz. Şimdi bunları elersek doğru cevap çıkacak. Şimdi do bungee jumping yaptık. Go scuba diving yaptık. Go caving yaptık. Tamam. Fly in hot air balonu yaptık. Go on a jeep safari yaptık. Join a motorcycle turu yaptık. Go rafting yaptık. Geriye sadece climb a mountain kalıyor burada. Şöyle uçuyorlar ya böyle gökyüzünde. Ona climb a mountain diyenler de var ama Burada dağ tırmanmak gibi durmuyor. Biz bunu dağ tırmanmak yazalım. Sınavda çıkarsa dikkatli ol. Ama yani uçarak tırmanıyorlar ya belki de. O yüzden bunu kastediyor olabilirler. Tamam. Zaten bir tek bu boşluk kaldı. Rafting yapmak, jeep safarisi yapmak, sıcak balon, mağara, mağaracılık yapmak, bungee jumping yapmak, scuba dalışı yapmak ve motosiklet turu yapmak diyebiliriz. Geldik buraya. Şimdi komparatif formuza bakacağız. Şimdi şunu unutmayalım ki Tonguç Evren'le benim. Eğer sıfat uzun bir kelimeden oluşuyorsa ne yapıyorduk? yanına mor getiriyorduk. Eğer kısaysa da bu sefer erki getiriyorduk. Buraya dikkat etmemiz gerekiyor. Şimdi mesela şöyle göstereyim bunu bir kez daha. Şöyle. Mesela diyelim ki cold soğuk demek. Young sıcak demek ya da işte strong güçlü demek e, veyahut da old eski yaşlı demek. Bunların yanına erki getireceğiz. Eğer daha soğuk. Cold soğuk, coldur daha soğuk. Young genç, younger daha genç. Strong güçlü, stronger daha güçlü. Old yaşlı, older daha yaşlı diyoruz. Bunlar kısa sıfatlarda ama uzun sıfatlarda yani mesela diyelim ki comfortable yani konforlu diyeceksin. Ya da difficult, zor ya da işte interesting, ilginç ya da işte ne diyelim mesela crowded, kalabalık. Bu tarz sıfatlarda comfortable difficult falan demiyorsun. Elik getirmiyorsun yanına, önüne more getiriyorsun. More comfortable den daha konforlu. More difficult daha zor. More interesting daha ilginç. More crowded daha ee, kalabalık şeklinde kullanabiliyoruz. Şimdi o zaman ilkine gelelim Tonguç Ela'nın benim. İlkini ben yapacağım, ikincisini sen yapacaksın. I think bence skydiving is nokta nokta den motor racing Bence diyor paraşütle atlamak diyor değil mi? Motor yarışından daha eğlenceli diyor. O zaman amusing uzun bir sıfat olduğu için more amusing diyeceğiz. More amusing. Daha eğlenceli diyeceğiz. Bunu söyledik. Şimdi buraya bakalım. Bunu sen yapıyorsun Tonguç'um. In my opinion bence caving mağaracılık is ne olacak Tonguç'um? More boring. Harikasın. Boring uzun bir sıfat olduğu için more boring Then bungee jumping. Yani mağaracılık daha sıkıcı diyor bungee jumping yapmaktan daha sıkıcı. Hakikaten yani mağarada resmen sıkılıyorsun yani ne oluyor ya? Tumi bence diyor... ...ice climbing is... ...burası ne olacak Tonguç'um? Harder. Harikasın, harder, daha zordur diyor. Yani buz tırmanışı rafting yapmaktan daha zordur diyor. Gerçekten inanılmaz zor bu. Sam's English is... ...pardon, Sam's English mark is... ...yani Sam'in İngilizce notları is... ...good, gooder demiyorduk. Ne diyorduk sonuç herhalde benim? Better. Harikasın, better diyorduk. Sam's English Mark is better... ...than Susan's English Mark. Sam'in İngilizce notları... Susan'ın İngilizce notlarından daha iyi diyor. İnşallah daha iyidir. Riding a hot air balloon... ...is... Than ...paragliding. Sıcak balonla... E, ...uçmak diyor... E, ...paragliding yapmaktan, yani yamaç paraşütü... ...yapmaktan daha... ...nedir? Daha güvenlidir. Ne diyeceğiz sonuç herhalde? Safer. Harikasın. ...safer yani daha güvenli diyoruz. Niye? Çünkü safe kısa bir sıfat olduğu için. Geldik buraya. Categorize the following words according to their meanings. resim Bu kutulardaki kelimeleri diyor. Tamam mı? Bu, bu gördüğünüz kutular kelimeleri diyor. Manalarına göre diyor. Şey yapın diyor. Olumlu ya olumsuz diye koyun diyor. Pozitifler burada olacak. Negatifler de burada olacak. Şimdi başlayalım. Baştan başlayalım. Öncelikle... Boring, bariz bir şekilde sıkıcı demek olduğu için buraya yazamayız. Buraya nereye yazacağız? Bu tarafa yazacağız, Negatif yazacağız. Yani boring diye yazıyorum. Sıkıcı, iğrenç. Interesting nedir Tonguç Eladim Pozitif hocam. İlginç, evet çok doğru. O zaman buraya yazıyorum. Interesting, pozitif çünkü. Aferin Tonguç'um. İlginç, pozitif bir şey. Entertaining nedir Tonguç Eladim Pozitif hocam. Harikasın, bu da pozitif. Entertaining, eğlenceli. Bu da yine eğlence verici, bu da pozitif. Disappointing, hayal kırıklığı veriyor. Hayal kırıklığı yaratan bir şey. Bu nedir o zaman Tonguç Eladim benim? Negatif hocam. Harikasın, negatif. Burada negatif yazıyorum ya Allah'ım yarabbim. Disappointing yazacağız. Disappointing diyoruz Tonguç Eladim benim. Amazing, böyle süper, heyecan verici, çok güzel. O zaman bu da nedir Tonguç Eladim Pozitif hocam. Harikasın, pozitif. O zaman buraya amazing yazıyorum. Terrible. E, terrible, e, burada terrible nedir sence Tonguç Eladim? Terrible benim? ve terifi karıştırıyorum hocam. Evet, birçok öğrenci karıştırıyor. Terrible... ...berbat demek, terifik müthiş demek. Bak, terifik'i buraya yazayım ben şimdiden. Terifik müthiş demek ama terrible berbat demek. Terrible, berbat olduğunu unutma. Negatif yani ama terifik müthiş demek. Genelde senin gibi çok öğrenci terrible ile terifik karıştırıyor. Terrible berbat, terifik müthiş demek. E, Fantastik belli zaten. Süper bir şey yani heyecan verici. Fantastik buraya yazıyorum, pozitif. Peki, dangerous ne demek Tongçelen benim? Dangerous, tehlikeli demek. Harika, tehlikeli demek. Ama sen tehlike zaten senin göbek kadın olduğu için buraya yazmak istiyorsun değil mi? Hayır. Dangerous, tehlikeli demek olduğu için negatif oluyor. O zaman buraya yazıyorum. Dangerous, negatif. Dangerous. Frightening yine korkutucu. Buraya yazıyorum. Frightening yazıyorum buraya. Frightening. Korku verici. Scary yine korku verici olduğu için buraya scary yazıyoruz. Bitti gitti. O zaman interesting ilginç entertaining eğlendirici amazing heyecan verici terrific müthiş fantastic fantastik bunların hepsi pozitif. boring sıkıcı disappointing hayal kırıklığına uğratıcı terrible berbat dangerous tehlikeli frightening korkunç scary korkunç bunlar da negatif. Geldik buraya turizm konusuna. Burada şuna dikkat etmemiz lazım. I prefer visiting historical sites. Tarihi yerleri ziyaret etmeyi tercih ederim diyor. Güzel gerçekten tarih yerleri ziyaret edeceğiz. Burada ne demiş mesela to describe place yerleri tarif etmek. Paris was incredible. It was sunny. Paris inanılmazdı. Çok güneşliydi. Paris'te diyor. ortam yok diyorlar hocam. Öyle mi diyorlar? Ben hiç duymadım ama doğrudur. Belki de ortam yoktur. Bozuluyor. Her yer bozuldu. Paris, New York, Milano bunların hepsi bozuldu. Haklısın esasında. Artık bir tek İstanbul var. Süper, mükemmel bir şekilde. El Arabiyyen fil İstanbul. Paris was incredible. Paris inanılmaz güneşliydi diyor. Tamam. To talk about experiences, tecrübeler hakkında konuşmak. I have never been to Bodrum before. Daha önce Bodrum'da bulunmadım diyor. Tamam olabilir, sıkıntı yok. Ee, in my opinion hostels are lovely. Bence hosteller, hani böyle beraber kalan odalardaki hosteller çok e, sevimli, çok güzel diyor. Olabilir, herkesin kendine ait görüşü var. Buradaki kelimelerimizi mutlaka yazı notlarımızdan çalışmamız gerekiyor. Onun için Şimdi hemen hop şıkil hop buraya geçiyoruz. Şimdi hotel, otel demek. Mosk neydi Tonguç'um evladım, evladım? Mosk Elif. cami mi mescit mi hocam? Güzel bir soru. Gerçekten süper bir soru sordun. Mosk cami demek mescit, mescit diye yazılıyor. O mescit demek. Mescit küçük oluyor biliyorsun. Mosk cami böyle minareli falan büyük oluyor. Gerçekten Ramazan ayına uygun çok kaliteli, çok mübarek bir soru sordun. Tebrik ediyorum. Şu skopu da artık şöyle birazcık ayarlayalım yeter artık. Evet süper. Şimdi geldik buraya. Riding a hot air balloon demiş. Bir ee, bu hatırlasan neydi? Kapadokya'da yapılan şey değil mi? Kapadokya'da böyle balonlarla uçuyorlardı. Tamam bunu biliyoruz. Bridge köprü, parachuting acaba ne olabilir? Çok zor. <laughs> parachuting bunu biliyoruz. Aynı zamanda pension pansiyon, castle kale, Rumeli Sarı gibi hostel beraber aynı odada beraber kalınan şeyler, otelden farklı. Hiking de tırmanış. Burada bilmediğin kelime var mı Tonguç Eylem'de? Accommodation ne demek hocam? Accommodation barınma yani kalınacak yer. Kaldıkları yer diye yazılır. Accommodation barınma demek kaldıkları yerlerle alakalı tamam mı? Recreational attractions bu da yani tarihi yerler böyle. Yeniden yaratılmış, yeniden düzeltilmiş, yeniden günümüze kazandırılmış yerler. Tourist attractions da bunlar da se'nin yaptığı şeyler, turistlerin sevdiği şeyler diye yazacağız. Şimdi başlıyoruz. Birincisinden başlayalım. Öncelikle ee, hotel tabii ki kaldığımız yer, barınma alakalı. Aynı zamanda pension, pansiyon da yine accommodation ile alakalı. Hostel de bununla alakalı. Hostel. Hostel ile otel arasındaki farkı söyleyeyim. Otel normal bir din otel. Hostelde ise bir odada birden fazla kişi beraber kalabiliyorsun. bir tanımasan bile. Tourist attractions kısmına baktığımızda birincisi tabii ki hiking. Mesela tırmanışı söyleyebiliriz. Aynı zamanda paraşüt yapmak. Paraşüting'i söyleyebiliriz. Paraşüting. Aynı zamanda bu riding a hot air balloon. Bunu yazalım. Riding e hot air balon diyebiliriz. Bu da yine balon yapmak, uçmak. Bu da güzel bir şey. Şimdi buraya bakalım. Turistlerin bakıp da incelediği tarih şeyleri yapacağız şimdi. Nedir? Birincisi mosk yani camiler. Mesela Blue Mosk, Sultanahmet veyahut da işte Ayasofya Mosk, Ayasofya Camii değil mi? Devam ediyoruz. E aynı zamanda burada ne diyebiliriz? Castle, kaleyi söyleyebiliriz. Aynı zamanda bridge yani köprüyü söyleyebiliriz. Sonuç evladım benim. Şimdi geldik buraya. Look at the sentences and complete them with Prefer or would rather. Yani prefer veya would rather ile şey yapın diyor. Şimdi prefer'ın mantığı neydi Tonguş Eylül Sevdiğimize prefer, sevmediğimize to. Aynen dediğim gibi bak. Sevdiğimiz şeylerde prefer kullanıyoruz. Prefer'dan sonra sevdiğimiz şey geliyor. To'dan sonra ise to diyoruz ve sevmediğimiz şey geliyor. Buraya da kuru kafa yapıyorum Tonguç Eylül adım. Şimdi burada Would da aynı şekilde. Would rather'dan sonra would rather diyorsun, sevdiğin şey geliyor. Then'den sonra ise sevmediğin şey geliyor. Tonguç evladı benim. Şimdi burada den olduğuna göre buraya would rather gelecek. Bu çok basit. They would rather, bak they would rather visit modern places than historical ones. Yani onlar modern yerleri ziyaret etmeyi tarihi yerleri ziyaret etmekten daha çok seviyorlarmış. Would rather sevdiği şey den de sevmediği şey oluyor. Devam ediyoruz. Do you demiş nokta nokta going crafting to diyor. Demek ki prefer to oluyor. Da. O zaman buraya da do you prefer tercih eder misin? Going crafting to going canoeing. Yani rafting yapmayı kanoe yapmaya tercih eder misin diyor. To you gördüğün zaman prefer den'i gördüğün zaman vurdur getireceğini bileceksin. O zaman burada e, den var. O zaman buraya would rather geleceği belli. Archery ne demek hocam? Archery okçuluk demek Şöyle okçuluk var ya şöyle ok atıyorlar. Yani toz koparan. işte bunlara şey diyoruz. Nedir ona? De? Okçuluk diyoruz. Burada den olduğuna göre de buraya da would rather gelecek. My parents would rather go diving than archery. Benim diyor ebeveynlerim yani anne babam dalışa gidiyorlarmış okçuluktan ziyade. Tamam. Şimdi devam ediyoruz. Buraya bakalım. ...coming with you to staying here... ...demiş. To var. O zaman buraya da prefer... ...gelecek. We prefer... ...net bir şekilde. Burada şuna dikkat et. To'yu buraya prefer yazdığını bil. Ama ve lakin... ...we'den sonra prefer geliyor. I, you, we'den sonra prefer geliyor. Ama he, she'den sonra prefers geliyor. Ona dikkat et. We prefer coming with you to staying here. Biz seninle gelmeyi tercih ediyoruz. Burada kalmaktansa. Burada da to var yine. To olduğuna göre yine prefer gelecek. I prefer hamburger to pizza. Ben diyor hamburgeri pizzaya tercih ediyorum diyor. Gerçekten de ikisi de birbirinden sağlıklı, leziz, geleneksel yemekler. Şaka tabii ikisi de çok kötü. ikisi de berbat. Onun yerine bakliyat yemeliyiz sonuçum. Kuru fasulye, nohut yemeliyiz ve böylece kış gecelerinde ısınmalıyız. Geldik buraya. The Blue Mosque. Blue Mosque Sultanahmet. Blue Mosque niye demişler ki hocam? Niye mavi cami demişler biliyor musun Tongucuğum? Cami mavi olduğu için değil. İçinde böyle mavi mavi çiniler var ya o çiniler, o seramikler. Onlardan dolayı adı mavi cami olmuş. Yani Blue Mosque olmuş. Bunu da sakın e, aklından çıkarma. İstanbul'da turist geldiği zaman buraya neden Blue Mosque diyorlar derse... Because of the ceramics inside. Yani içindeki seramiklerden dolayı diyebilirsin. Blue Mosque mavi cami. The Great Pyramids yani büyük piramitler. Piramitleri uzaylılar mı yaptı hocam? Ya? Çok bilimsel bir soru sordun. Piramitleri uzaylılar yapmadı. Piramitleri Mısırlar yaptı. Sıkıntı yok ama gerçekten çok iyi çalışlar. The Statue of Liberty özgürlük heykeli ve Taj Mahal. Yani Taj Mahal Hindistan'daki o büyük e, cami gibi olan yapı. Şimdi. The Symbol of Love. Aşkın sembolü. It is in Agra, India. Agra in Hindistan'daymış. It is a mixture of Persian, Turkish and Indian bir karışımıymış. İran, Türk ve Hindistan karışımıymış. O zaman burası Tac Mahal diyebiliriz. Tac Mahal. Gerçekten bir aşkın iki. Adam e, sevgilisi için yaptırıyor bunu. Düşün ne kadar bir yalnızlık bu. Şimdi geldim buraya. An architecture miracle. Mucize bir mimari. It is the world's most amazing mosque in Istanbul. Dünyadaki dünyanın en güzel, en harika camilerinden biri diyor. O zaman cami olduğuna göre burada piramit diyecek halin yok. Özgürlük heykeli diyemezsin. Çarpılırsan Ramazan günü. O yüzden Blue Mosque demen lazım. Bismillah diyerek hemen yazıyoruz. The Blue Mosque yani Sultanahmet Camii. The Blue Mosque diyoruz. Devam ediyoruz. The tallest historical man-made structure in the world for over 3800 years. Bak. 3800 yıldır İnsan yapımı en uzun binaymış. Bak insan yapımı olacak. Bu da önemli. Yani öyle makinelerle yaparsan herkes yapar kardeşim. İnsan yapımı. Dolayısıyla herkes uzaylarda ise biz insanlar demeye devam ediyoruz. The Great Pyramids. Yani büyük piramitler Mısır'daki. Bunlar tabii ki nedir? Ee, i̇nsan yapımı en, en büyük, en uzun şey. Sonuçlu belli oldu zaten. An icon of America. Amerika'nın bir ikonuymuş. It is a living symbol of the freedom yaşayan sembolüymüş. Neyin yaşayan sembolüymüş? Özgürlüğün yaşayan sembolü. Yani özgürlük heykeli diyoruz buna da. The Statue of Liberty. The Statue of Liberty diyoruz. Liberty diyoruz. Devam ediyoruz. Şimdi geldik buraya. Burada da ne yapacağız Songuç Evladım benim? Yuvarlak için alacağız. Diyor ki The Leaning Tower of Pisa is in Italy. The Palace of Pisa in Italy. Şimdi Pisa Kulesi olduğuna göre o belli zaten. The Leaning Tower yani, yani Pizza Pisa Kulesi'nden bahsediyor ilk yani. Pisa Kulesi İtalya'daymış. Tamam Pisa diye bir şehirde. Pisa Kulesi Pisa'da yani. The Ayasofya de Hagia Sofya yazıyor ama biz Ayasofya diyeceğiz. Hagia ne demek Tomuç Elal benim? Hagia Sofya demek hocam. Aynen. Hagia Sofya, Hacı Sofya demek. Yani Hacca gidiyor ve tövbe ediyor. Sonrasında da Hacı Sofya oluyor. Çok güzel. Aferin. Mantıklı bir açıklamadan. The Hagia Sofya yani Ayasofya is a beautiful example of Modern architecture, ancient architecture. Tabii ki modern değil, antik bir mimarinin eseri. Çok mükemmel bir eser. Gerçekten mükemmel bir canlı. Antalya is one of the most famous tourist destinations structures in Turkey. Antalya, e, Türkiye'deki en meşhur turist e, destinations. Yapı, yapı değil, bir e, yeri. Yani destination bir yer demek. Dolayısıyla Antalya bir yer, bir yapı değil. Temperatures or islands are very low in winter. E, Adalar kışın düşüktür denmez. Sıcaklıklar yani temperatures düşüktür dememiz gerekiyor tam şeyladım benim. Şimdi arkadaşlar LGS yaklaşıyor, yazılarımız yaklaşıyor. Mutlaka yazı notlarımızdan sıkı sıkıya çalışıyoruz. Ve dinamolardan da bol bol sorular çözüyoruz. Hocam LGS için deneme çözüyorum. Harikasın Tonguç'um. Gerçekten 2020 LGS gibi sadece birinci dönem konuları olacak. Bizler de zaten denemelerimizi sadece birinci dönem konuları geri sayım. Sadece birinci dönem konuları ana denemeleri. Sadece birinci dönem konuları doz. Sadece birinci dönem konuları hızlama denemeleri şeklinde süper denemelerimizi hazırladık. Bunlardan da sorular çözdüğünde hem yazılığın için İngilizce'deki hem de diğer derslerdeki hem de LGS için çok büyük yatırım yapmış olursun. Hadi bakalım şimdiden yazılarınıza inşallah 100 alırsınız diyorum Tonguç Ela'nın. Ödül soruları yorumlarınızı bekliyoruz. Şimdiden başarılar diliyoruz. Görüşmek üzere arkadaşlar. Thank you hocam. <laughs>